Mayonezi suyun içine attık. 2 kaşık şeker atıyoruz. Ve 1 dakika bekletiyoruz. 3 dakika bekletiyoruz mayonezi. Şöyle hafif karıştıralım, eritelim ve 3 dakika bekletelim. Evet, mayamız böyle köpürmeye başladı. Şimdi başlayacağız. Mayamızı alıyoruz. Burayı. Sıvılarımızı yine alıyoruz. Sıvı yağ. 1,5 su bardağı. Sütümüz 2 bardak. Üç yumurta, bir tanesinin sarısı kalacak. Diğer ikisi üstü için ayrılıyor. Şimdi yavaş yavaş unumuzu atıp karıştırıp 1, 2, 3 kaşık tuz atıyoruz. Tuzu da unutmayalım. Şimdi unumuzu da ilave edelim şöyle. Şimdi gerektiği kadar tekrardan katarız. Başlıyoruz. Bayağı bir poğaçamız çıkar. Belki de 2 tepsi de olabilir. Bereketli bir tarif. Unumuzu ilave ediyoruz. Kulak memesi klasik. O yumuşaklıkta bir hamur tutacağız. Olmaya yaklaştı. Şimdi yavaş yavaş unu şimdi azar katmamız lazım. Kaşımayalım sertleştirmeden. Evet, toparlanıyor. Yumuşak bir hamur tutacağız ama biraz daha un gerekecek. Evet, hamurumuzu toparladık. Şimdi üstünü kapatıp 1 saat bekleyeceğiz. Evet, böyle beklesin. Bir daha alır dersek. Bir saat hamurumuzu beklettik. Bakın önceki haliyle bu hali nasıl kabarmış, büyümüş. Yumuşak bir hamur olmuş. Şimdi bundan şu şekilde göstereceğim. Parçalar alıyoruz. Hamur. Sonra elimizde şöyle alıyoruz, açıyoruz. Bir bıçak almamız gerekiyor. Hemen bir bıçak alıyorum. Şöyle, şu şekilde 4 yerinden ve peynirimizi alıyoruz. Şimdi gül şekli vereceğiz. Ben bunu nasıl yapıldığını çok merak ediyordum. Çok basitmiş. Şöyle, karşılıklı
Hop. Ve hop. Bu kadar. Şöyle yağlı tepsimize, kağıdımızı koyduğumuz tepsimize yerleştiriyoruz. Sonra üstüne yumurtalı koyacağız. Yumurtalı sarısı koyacağız. Evet, poğaçalarımızı bitirdik. Şimdi bir yumurtanın içine çörek otu attık. İki yumurta sarısını. Yumurta üstlerine sürüyoruz. 25 tane, bir de artı 13 tane daha diğer tepsiye yapacağım. Bayağı çok çıktı. Onları da birazdan yapacağım. İki tepsi oldu yani. Maliyeti 6-6,5 lira civarında yani. Ekonomik. Size yapılışını bu şekilde hazırlarsanız hepsini, peyniri aldığınızda eliniz bulaştığında zorlanmazsınız ve daha çabuk biriktirirsiniz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Başta bir kere göstermiştim. Şöyle hop tepsiye alıyoruz. Sonra diğerine, hatta peyniri şöyle hepsini sırayla koyduktan sonra peynirimiz tam yetti. Sonra da hızlıca katlarsanız daha pratik olur. Şu şekilde. Evet, bu şekilde poğaçalarımızı, iki tepsimizi de fırından çıkarttık. Afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız seviniriz.